Serap Hanım mı? Orhan tam olarak ne dedi size? Hoş geldiniz Serap Hanım. Yine her zamanki gibi ışıl ışılsınız. Çok teşekkürler Madam Emma. Siparişlerim hazır mı? Tabii yansıyor. Elbette. Avukatını mı değiştirdin Serap? Evet. Bundan sonra beni Orhan Bey temsil edecek mahkemede. Orhan benim çok eski bir arkadaşımdır. Avukatın olması için onu nasıl ikna ettiğini bilmiyorum ama. Ben kimseye bir şey teklif etmedim. Aksine o benim avukatım olmak istedi. Davayı kazanabileceğini sanıyor. Ben de evet dedim. Bu yeni sanırım adam. Abi. Bunu da sarın lütfen. Hı hı. Yalnız benim biraz acelem var. Hadi, au revoir. Orba. Ne alın? Herkes işinin başına. Haftalıklarımızı almadan çalışmıyoruz. Hakkımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Gitmiyoruz. Hakkımızı verin. Haftalıklar ödenmeden iş başı yok. Hakkımızı almadan şuradan şuraya gitmeyiz. Bakın. Bakın. Bu yaptığınız suç. Şimdi jandarmayı ararım, hepinizi tutuklar. İşinizin başına dönün. Sizin grev yapma hakkınız yok. Senin de paralarımızı vermeme hakkın yok. Elinden ne geliyorsa onu yap. Size 15 dakika mühlet. Ya işinizin başına dönersiniz ya da jandarma gelir. Karar sizin. Attır o vakit. Eve aş götüremedikten sonra ne fark eder? Yetti ama. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ben de onu anlamaya çalışıyorum Serap Hanım. Durduk yere işi bırakıp dışarı çıktılar. Yalan konuşma. Manyak mıyız biz durduk yere işi bırakalım? Aylardır haftalıklarımızı düzenli almıyoruz. Sesimizi çıkarmadık. Ama son 6 haftadır tek bir kuruş bile almadık. Çoğumuzun ailesi, çoluğu, çocuğu var. Alacaklar tepemizde, perişanız. Canımıza tak etti. Gel benimle. Dedikleri doğru mu? Adam gibi anlat meseleyi. Efendim, mübalağa ediyorlar. Bankalarda son zamanlarda para akışıyla ilgili bazı sıkıntılarımız oldu. Ödemeler tam zamanında yapılamadı yani. Lakin abarttıkları gibi bir mevzu yok ortada. Ben zaten abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.